d Tinkercad yazılımının bir arayüzüne kısaca bir göz atalım. Tinker kısmına geldiğimizde 3D tasarım, devreler ve kod blokları kısımları bizi ilgilendirmekte. 3D tasarım, 3 boyutlu tasarımlar yapmak için ve 3D yazıdan baskı alabileceğiniz kısım. Yine devreler kısmı ise elektronik devreler çizip simülasyonlarını yapabileceğiniz kısım. Yani elektronik devre simülasyon programı diyebiliriz bu kısmı. Ayrıca kod blokları kısmımız var. Kod blokları kısmı ile de devrelerinize ve 3D tasarımlarınız için çeşitli kod blokları yazarak robotik projeler yapabilirsiniz kendi kullanıcı hesabı üzerinde tıklayıp yeni tasarıma gelip devreye tıkladığınızda devreler kısmı karşınıza gelecektir gördüğü üzere boş bir alan geldi devreler kısmındayız şu anda buradaki TinkerCAD logosuna bir kez tıkladığınızda daha önce yapmış olduğunuz devreler projeleriniz burada yer alacaktır tekrar yeni bir tasarım açmak istiyorsanız tekrar kendi kullanıcı hesabı üzerinde gelip yeni tasarım devre dediğinizde karşınıza yeni bir çalışma alanı açılacak. Çalışma alanında çalışma kısmımız burası. Kopyala, yapıştır, döndürme gibi araçların olduğu kısım bu kısım. Yine temel devre elemanlarıyla ilgili tüm araç gereçlerimiz burada yer almakta. İşte bir led, bir tane pil, potansiyometre, kapasitör, breadboard gibi tüm elemanlarımız burada yer almakta. Şimdi ilk çalışma olarak şunu yapalım. Elektronik devrelerimizi çalıştırabilmemiz için enerji kaynağına ihtiyacımız var. Burada da enerji kaynakları olarak piller kullanılmış. Burada enerji kaynakları sadece pil olarak var. Pil yazdığımızda arama kısmına enter'a bastığımızda altı çeşit pil karşımıza gelmekte. Bunlardan bir tanesi 9 voltluk pil, bir diğeri para pil, yani diğer bir ifadeyle düğme pil dediğimiz pilimiz, bir diğeri de kalem pilimiz. Altta diğer pillerimiz var. Limondan yapılmış bir pil, patatesten yapılmış bir pil, bir de güneş paneli var. Yani güneş pilini kullanarak da güneş enerjisine faydalanı biliyorsunuz. Bunlarla devrelerinizi oluşturabiliyorsunuz. Eğer bir devre elemanını kullanmak istiyorsanız düzenine gelip bunu tutup sürüklüyorsunuz. Sürüklediğinizde bu alana yerleşmekte. Her bir devre elemanını bu şekilde tutup sürükleyebiliyorsunuz.